Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudi ve Hristiyanlara karşı şefkatli tutumu. Müslümanlar için her konuda olduğu gibi kitap ehline karşı nasıl tutum alacakları konusunda da en güzel örnek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ve Hristiyanlara karşı her zaman son derece adil ve merhametli davrandı. İlahi dinlerin mensuplarıyla Müslümanlar arasında sevgi ve uzlaşmaya dayalı bir ortam oluşturulmasını istedi. İslamiyet'in ilk yıllarında Mekkeli müşriklerin eziyet ve baskılarına maruz kalan Müslümanların bir kısmı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğüdüyle Etiyopya'daki Hristiyan kral Necaşi'ye sığındılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Medine'ye göç eden müminlerse, Medine'de yaşayan Yahudilerle sonradan gelecek tüm nesillere örnek olacak bir arada yaşama modeli geliştirdiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Evs ve Hazreç kabileleriyle yapılan Medine anlaşmasında, Beni Avf Musevileri inananlarla birlikte bir ulus oluşturdular. Musevilerin dini kendilerine, Müslümanların dini kendilerinedir yazdırarak, Müslümanların Musevilerin geleneklerine ve inanışlarına gösterdikleri şefkati ve anlayışı ortaya koydu. Hazreti Peygamber döneminde gruplar halinde elçiler ve heyetler Medine'ye ziyaretlerde bulunurlardı. Gelen heyetler, kitap ehli de dahil, bazen 10 günden fazla da kalabiliyorlardı ki, Abdurrahman bin Avf, Muire bin Şube, Ebu Eyyub el-Ensari ve Ensardan bazı kimselerin evleri onlara tahsis edilirdi. Bunlara ek olarak Mescid-i Nebevi'nin etrafındaki ilim tahsil eden Ashab-ı Sufa'nın kaldığı yerlerle mescidin yakınlarına kurulan bir çadır gelen ziyaretçiler için hazırlanırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudi ve Hristiyanları sahabenin evlerinde misafir etmelerini sağlaması hiç şüphesiz onlara karşı dostane bir yaklaşımı olduğunun delillerinden biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitap ehlinin ibadet özgürlüklerini de her zaman korumuştur. Bu konudaki önemli örneklerden biri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hristiyanların Mescid-i Nebevi'de ibadet etmelerine izin vermesidir. Hristiyan Necran heyeti bir ikindi vakti Medine'ye gelerek Mescid-i Nebevi'ye girmişlerdir. Hazreti Peygamber ashabı ile henüz ikindi namazını kıldığı sırada ibadet vakitleri gelen Hristiyanlar doğuya yönelerek ibadet etmeye hazırlanmışlardır. Bazı sahabe onların ibadet etmesini engel olmak istemişler fakat Hazreti Peygamber onların serbest bırakılmasını ve ibadetlerini yerine getirmelerine müsaade edilmesini emretmiştir. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hristiyan ve Yahudilere karşı şefkatle yaklaştığını gösteren delillerden biri de Hristiyan olan İbn Haris bin Kab ve kavmine yazdırdığı anlaşma metnidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu metinde, Şark'ta ve Garp'ta yaşayan tüm Hristiyanların dinleri, kiliseleri, canları, ırzları ve malları Allah'ın, Peygamberin ve tüm müminlerin himayesindedir. Hristiyanlık dini üzere yaşayanlardan hiç kimse istemeden İslam'ı kabule zorlanmayacaktır. Hristiyanlardan birisi herhangi bir cinayete veya haksızlığa maruz kalırsa Müslümanlar ona yardım etmek zorundadırlar yazdırmıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Necranlılarla yaptığı sözleşmede yer alan şu maddeler de dikkat çekicidir. Necranlıların ve mahiyetindekilerin canları, malları, dinleri, varları ve yokları, aileleri, kiliseleri ve sahip oldukları her şey Allah'ın ve Allah'ın peygamberinin güvencesi altına alınacaktır. Hiçbir psikopos ya da keşiş kilisesinden ya da manastırından edilmeyecektir ve hiçbir papaz papazlık hayatını terk etmeye zorlanmayacaktır. Onlara hiçbir eza ya da aşağılanma yapılmayacaktır ve toprakları ordumuz tarafından işgal edilmeyecektir. Adalet isteyen adalet bulacaktır, ne zalim ne de zulüm bulunacaktır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbimizin emrettiği ahlakın bir gereği olarak, kitap ehline karşı yalnızca anlayış ve merhamet göstermekle kalmamış, İslam idaresi altındaki Musevi ve Hristiyanların korunup kollanması gerektiğini de sahabeye öğretmiştir. Bizzat Peygamber Efendimiz tarafından Edru, Makna, Hayber, Necran ve Akabeli kitap ehline verilen beratlar, Müslümanların kitap ehlinin can ve mal güvenliğini garanti altına aldıklarını ve onlara inanç ve ibadet özgürlüğü tanıdıklarını gösterir. Düşünce ve inanç özgürlüğünün ifadesi olan La ikrahe fid din,
dinde zorlama yoktur ayetini uygulamakta olan Peygamberimiz, 630 senesinde Müslüman olduklarını bildirmek üzere Medine'ye gelen Hımyar hükümdarının elçilerine ise şu talimatı vermiştir. Bir Yahudi veya bir Hristiyan, Müslüman oldukları takdirde müminlerden olurlar. Onlarla hukuken eşittirler. Kim Yahudiliğinde veya Hristiyanlığında kalmak istiyorsa ona müdahale edilemez. Tüm bunların yanı sıra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kitap ehlinin düğün yemeklerine katıldığına, cenazeleri geçerken ayağa kalktığına, hastalarını ziyaret ettiğine ve onlara ikramda bulunduğuna dair sahih rivayetler vardır. Hatta Nejran Hristiyanları ziyarete geldiklerinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlara abasını sermiş ve oturmalarını söylemiştir. Peygamber Efendimizin Mısırlı bir Hristiyan olan Hazreti Maria ile yapmış olduğu evlilik de bu anlayışın örneklerinden biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının ardından da Müslümanların kitap ehline karşı gösterdikleri güzel ahlakın temeli, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca bu topluluklara karşı gösterdiği şefkate dayanmaktadır.